Neçivan Barzani ve Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede şu anda da ekranda gördüğünüz gibi tartışma konusu olan Erdoğan'ın arkasında Türk bayrağını alarak sağına Türk heyetini şöyle Türk heyetini alarak soluna da Güney Kürdistan'dan gelen heyetini alarak ve şu da işte Neçivan Barzani Güney Kürdistan'ın başkanı. Bakınız biri Türkiye'nin başkanı biri Güney Kürdistan'ın başkanı ama ortada Türkiye'nin başkanı otururken Güney Kürdistan'ın başkanı Erdoğan'ın kabinesindeymiş gibi. Yani Erdoğan sanki şu anda burada kendi Türkiye Cumhuriyeti devletin bir kabine toplantısını yapıyormuş gibi bir görüntü ki öyle. Ne Irak bayrağı var ne Kürdistan bayrağı var. İşte bu görüşme sadece bu görüntüden ibaret değil. Sadece bayrak var mı yok mu meselesi değil. Bu görüşmenin arkasında daha başka şeyler ortaya çıktı. Başka açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaları yapan bir tanesi Federal Kürdistan Bölgesi milletvekili yani Yeneke milletvekili Zikri Zebari bir açıklama yaptı ve dedi ki bu gayri resmi bir görüşmedir bizim açımızdan. Evet Neçirvan Barzani'nin bu görüşmesinin ardından değerlendirmeler üst üste gelirken Yerneke Milletvekili Zikri Zebari görüşmeyi gayri resmi olarak duyurdu ve kim katılmıştı bu görüşmeye neden gayri resmi olarak duyurdu onu söyleyeceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılmış. Milli İstihbarat Teşkilatı MIT yani Müsteşarı Başkanı da pardon Hakan Fidan katılmış. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kanun ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılmış. Türkiye'nin bu görüşmeye katılan bütün Bakınız Milli İstihbarat Başkanı'ndan bahsediyoruz ve diğer görevlere baktığımız zaman yeni bir hareketin pazarlığı mı yapıldı? Soruları soruluyor. Neçiman Barzani böyle bir ekiple neden görür? Bir. İkincisi neçivan Barzani Kürdistan bayrağını temsilen, Irak bayrağını temsilen neden bu görüşmeye katılmadı? Üç. neçivan Barzani neden Güney Kürdistan hükümetine sormadan, danışmadan böyle bir görüşmeye gitti? Üç. Dört. Neçiman Barzani böyle bir görüşmeye katılırken neden YNK'den bir hükümet yetkilisini yanına almadı? Demek ki sorulan sorular şu. O halde Güney Kürdistan'a yeni bir hareket hareket pazarlığı mı yapıldı? Soruları soruluyor. Devam edelim. Bir iddia daha var. Bir iddia daha var. Şu deniyor. Bu bir iddiadır. Bir kulis haberidir bu. Deniyor ki taraflar Mahmur Kampı, Şengal ve Rojava'daki özel yönetimi ne yönelik yeni bir geniş kapsamlı saldırı yapacağı konusunda pazarlıklar yapıldı. Fısıldanıyor, söyleniyor. Bu da Türkiye'nin yani daha doğrusu bayrağın olmaması, Güney Kürdistan bayrağının olması, Irak bayrağının olmaması da Türkiye'nin aslında Güney Kürdistan'ı kendi bir eyaleti olarak gördüğü, Barzani ailesinde kendisinden bir aile olarak, kendi bir yöneticisi olarak gördüğü yorumlarına da sebep oluyor. Şimdi Yenekeli milletvekili Zikri Zebaripegin ne dedi? O da diyor ki Necidvan Barzani ile Erdoğan görüşmesi başur halka adına bir görüşme değildir. Necidvan Barzani ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi gayri resmi bir görüşme olarak görüyoruz. Eğer başur halka adına bir görüşme olsaydı Federe, Kürdistan Başkanı'nın iki yardımcısı var. Bunlardan biri Goran Hareketi'nden, diğeri ise Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden. Bunun için bu görüşmeyi bir grup adına yapılmış görüşme olarak görmüyoruz ve bizim için gayri resmidir. Şimdi buradan noktayı koyup bir şeyler söylemek gerekirse doğrudur. Eğer Günü Kürdistan Hükümeti bir hükümetten oluşuyorsa, bir kabine varsa ki vardır, bakanlar varsa ki vardır, sadece KDP'den oluşmuyor. Bu görüşmeye sadece KDP'liler katılıyor, değerli izleyenler, Kürdistanlılar. Sadece bu görüşmeye kabine içerisinde yer alan, Günü Kürdistan'da yer alan sadece KDP içerisindeki yetkililer gidiyor. Başkan yardımcıları gitmiyor. Başkan yardımcısı falan gitmiyor. İşte Goran'dan, Yenekede olan diğer görevliler de gitmiyor. Sadece KDP'ler gidiyor. İşte bu işi o demin sordum sorular noktasına getiriyor. Şimdi Zebari devam ediyor. Onun için yapılan görüşmede salona Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı'nın arkasına Kürdistan bayrağını koymuyor. Eğer Türkiye Başur Kürdistan'ı tanısaydı onu düşmanlığını yapmazdı. Başur Kürdistan'ı tanıdığı zaman da kendi çıkarları için tanıyor ticaret yapmak istediği zaman ya da Başur Kürdistan'ı diğer bölgelerdeki Kürtlere karşı kullanmak istediği zaman ancak tanıyor dedi. İlginç bence bunları dikkate almak gerekiyor.